Arkadaşlar merhabalar. Konumuz fiziğin tanımı ve önemi. Yani birinci bölümde bahsedeceğimiz konu fiziğin alt alanları, ilgi alanı nedir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız sizlere. Fizik doğa bilimidir. Veya işte fizik nedir dediğinizde aklınıza ilk gelen evren olmalı. Evrenle alakalı her şey olmalı. Ama Fizikten önce bilim hakkında size bir iki cümle etmek istiyoruz. Bilim nasıl gelişmiştir ve nedir? Bilim merakla ve nasıl oluyor sorusunu sorarak başlar. Yani evrendeki olayları, varlıkların nasıl çalıştığının gözlem ve deneye dayalı akıl yürütme yoluyla açıklama çabasına bilim denir. Yani burada aslında biz genel anlamda şunu soruyoruz. Bir şeyi merak mı ediyoruz? Nasıl oluyor? Neden oluyor? Sonucu nedir? Sorusunu araştırmaya başladığınızda bilim hemen karşınıza çıkıyor. Evrendeki olayların bir de bunun izah ederken gözlem yaptıktan sonra deney yaptıktan sonra aklımızı kullanarak yorum yapmaya da çalışıyorsak kesinlikle burada bilim açığa çıkmıştır şeklinde yorum yapabiliriz. Aslında standart bir bilim tanımı da yoktur. Yani genel anlamda o zaman nedenin niçin araştırıyorsak, merak ediyorsak, sorguluyorsak, akıl yürütüp e herhangi bir nedene cevap bulmaya çalışıyorsak aslında biz buradan bilimle alakalı bir şeyler yapıyoruz anlamına gelir. Fizik dediğimizde bilim böyle nedenler, niçinler araştırıldıkça bilim çeşitli bilim dalları doğmaya başlamıştır. Fizik bu ilk gelişen ilk gelişen bilim dalı felsefedir. Felsefeden sonra ilk açığa çıkan bilim fiziktir. Fizik neyi inceliyor? Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceliyor. Yani zaten demiştik, doğa bilimidir. Çevrenize baktığınız her şey, uzay, madde, enerji ve yaşadığınız zaman yani bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Bu yüzden bu olayları incelerken yukarıda söylediğimiz gibi doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar yani aklını kullanır. Akıl yürütür ve mantıklı açıklamalar yapmaya çalışır ama bunları yaparken de gözlem ve deneye dayalı bir çalışma yapar. Fizik çevremizdeki maddi evrende meydana gelen her türden olayın nedenlerini, nasıl meydana geldiğini ve olayları şekillendiren ya da yöneten yasaları inceler ve araştırır. Örneğin, akışkan diye bir özel e, tanımlama düşünürseniz, akışkan neye denir? Sıvı ve gazlara denir. Acaba sıvılar ve gazlar hareket ederken hangi özellikleri kullanır? Bulunduğu yere basınç yapar mı? Bu basıncı hemen Bernoulli ilkeleri diyoruz. Yani Bernoulli adlı bilim insanı bunu inceleyerek belli kalıplara e, oturtmuştur. Örneğin işte bu yasaları inceleyen bir bilim dalı fiziktir. Maddi evrenin dışında hiçbir şeyle ilgilenmez. Yani kişisel tercihler, iyi-kötü, yani duygusallıklar, kişiye göre değişen güzel, çirkin, üzüntü, keder gibi durumlarla fizik ilgilenmez. Fiziğin alt dalları. Fizik bilimi çalışma alanı çok genişledik. Doğa bilimidir. Evrendeki her şeyle ilgilenir. Sadece kişisel e, üzüntü, keder dedik bunlarla ilgilenmez. Şimdi fizik biliminin çalışma alanı çok geniştir ama fizik biliminin 8 tane alt dalı var. Ama bunların hepsi aynı anda gelişmiş değildir. Çünkü önceleri ilk olarak mekanik gelişmiştir örneğin. Neden? Çünkü insanlar bir yerden bir yere taşınırken Eşyalarını taşıma ihtiyacı hissetmişler. Bunlar için çeşitli e, araçlar bulmaya, tekerlek bulmuş. Sonra bunu dönüştürerek taşıma amaçlı kullanmaya başlamış. Bu yüzden ihtiyaç çerçevesinde, bazen merak çerçevesinde alt alanlar doğmaya başlamış. Şimdi fizikteki alt alanlar dediğimiz zaman zaman içerisinde gelişmiş ve mekanik başlamış. Sonra insanlar Görme ile alakalı merakı sonucunda optik, evrenin ısıması soğuması yani yaşadıkları bölgenin bir soğuk bir sıcak olması gibi durumlardan bahsederken de termodinamik derken böyle ilgi sahaları genişledikçe alt alanlarda fiziğin gelişmiştir. Ama tabii ki şunu da söyleyebilirsiniz neden bunlar tek başlık altında da alt alan grup grup olmuş? Çünkü mekanik çok genişlemiş artık araştırdıkça çok geniş bir sahaya yayılmış. Sonra ışık bambaşka bir alan ve çok geniş bir alan. O yüzden bunların bilgisi genişledikçe alt alanlarda tabii ki belli kümeler halinde toplanmıştır. Evet, ilk alanımız mekaniktir diyoruz. Neyi inceler peki? Kuvvet ve hareketle alakalı Davranışları inceler. Yani bir cisme kuvvet etkederse ne olur? Ee, veya hareket eden cismin hareketinin sebepleri nelerdir? Bunlar arasındaki enerji ilişkilerini veya daha çok kuvvet hareket kavramlarını inceler diyebiliriz. Örneğin dalgaların oluşması. Şimdi dalgaların oluşmasında kuvvetin ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Dalga sonuçta bir enerji aktarımıdır. Enerji nasıl oluşur? Ya sonuçta bir kuvvetin iş yapması sonucunda oluşur. Dolayısıyla dalgalar ve hatta rüzgar çünkü rüzgarda basınç farkı sonucunda hareket eden bir hava akımıdır. Basınç nasıl oluşur? Kuvvet sonucunda oluşur. Yani bunların hepsi mekaniğin ilgi sahasına girecektir. Optik diyoruz. Optik ışığın yapısını madde ile etkileşimini genel anlamda ışık kavramından, foton kavramından yola çıkarak yorumlar yapılabilir. Gözün görmesinden renklerin oluşumu, optik aletler, mercekler, teleskoplar yani görme veya ışıkla alakalı her şeyin optiğin ilgi alanına girdiğini söyleyebilirsiniz. Termodinamik ise ısı olaylarını veya enerjinin ısıyla ilgili kısmını. Yani biraz daha cümleyi şöyle de kurabiliriz. Bir ısı ne demektir? Maddeye transfer edilen enerji demektir. Bir maddeden bir maddeye transfer edilen enerji ise o zaman ısı maddede nasıl bir değişiklik yapıyor? Isı veren maddenin özellikleri ne olur? Isı alan maddenin özellikleri ne olur? Isıyı aktarmak istemediğimiz durumlar olabilir. Bir odanın ısı yalıtımını yapmak ne demektir? Isı aktarımı ne demektir? Bunlarla alakalı her şeyi termodinamik ilgilenir. Yani enerji değişimi, enerji aktarımları, küresel ısınmadan herhangi bir maddenin sıcaklığının değişimine kadar tüm davranışları termodinamik inceler. Elektromanyetizma Şimdi daha önceleri elektrik ve manyetizma ayrı ayrı alt alanlar ama manyetizmanın temel sebebinin yük hareketi olduğu anlaşıldıktan sonra ikisinin tek bir alt alan altında toplanması öngörülmüştür. Maddenin elektriksel ve manyetik özelliklerini yani yüklerini veya yük hareketi sonucundaki davranışlarını inceler sabit veya hareket halindeki yüklerin manyetik alan elektrik alandaki etkileşimin inceler. Yani bir yükü manyetik alana koyduğunuzda ne olur? Veya statik bir yük elektrik alanda hangi karakteri gösterir? Veya dünyanın manyetik alanı böyle de düşünebilirsiniz. Yani elektrik, mıknatıs, manyetik alanla alakalı aklınıza gelebilecek her soruya cevap arayan bir alt alandır. Şimdi geliyoruz atom fiziğine. Bundan öncekiler daha çok dikkat ederseniz yani elektrik ve daha önceki diyebilirim. Maddenin biraz daha makro planı yani dış halindeki davranışlardı. Daha düz anlam ifade eden davranışlarıydı. Şimdi maddenin biraz daha mikro halindeki özelliklerinden bahsediyoruz. Yani nedir bu? Atom fiziği, katı hal fiziği, yüksek enerji fiziği gibi alt alanlar. Yani fizik dalları geliştikçe biraz daha maddenin iç davranışları da incelenmeye başlanmıştır. Atom fiziği maddeyi oluşturan atomları ve moleküllerin yapısını inceler. Dolayısıyla atomun yapısı <laughs> keşfedildikten sonra e, atomun enerji düzeyleri, enerji geçişleri örneğin atom fiziği dediğiniz zaman mesela lazer ışığı dersiniz. Şimdi lazer ışığı dediğinizde aklınıza optik geliyor. Ama lazer ışığı nasıl oluşmuştur sorusunu sorarsanız lazer ışığı atomun uyarılması sonucunda elde edilen bir e, ışık çeşididir. Dolayısıyla atom fiziğinin gelişmesiyle lazer elde edilmiştir. Yani lazer o zaman atom fiziğinin ilgi alanına girdiğini söyleyebilirsiniz. Katı hal fiziği katı haldeki maddenin Burada manyetik, elektrik, esneklik veya burada bir tane daha özellik katabiliriz. Optik yani ışığa karşı davranış ve kristal ve benzeri özelliklerini inceler. Yani maddenin katı halinin atomik boyuttaki davranışlarını inceler. Ve katı hal fiziği gelişmesiyle aslında teknolojik anlamda çok ciddi gelişmeler açığa çıkmıştır. Örneğin nano boyuttaki robotlar, bilgisayarlar bu atom fiziğine de girer. Yani nano boyuttaki çalışmalar hem atom fiziği hem de tabii ki katı alp fiziğinin e, gelişmesiyle oluşan bir teknolojidir. Ve katı al fiziğine başka dersek iletkenlik, süper iletkenlik, yarı iletken malzeme veya burada e, flash bellekler bunların hepsi Katı maddenin incelenmesi atomik boyuttaki gelişmesiyle gelişen teknolojik anlamlardır. Nükleer fizik. Şimdi atom fiziği ile nükleer fizik genelde karıştırılabiliyor. O yüzden burada dikkat etmek lazım. Nükleer fizik çekirdek fiziği şeklinde de düşünülebiliyor. Atomun çekirdeğini inceler. Yani burada dikkat edilecek anlam budur. Kararsız atom çekirdeklerinin oluşturdukları enerji ve ışımaları araştırır. Şimdi kararsız demek e, burada her atom kararsız değil. Atomun çekirdeğinin kararsız olabilmesi için bazı şartlar var. Onu ileriki e, senelerdeki yani 12. sınıftaki fizikte de öğreneceksiniz. Nedir kararsız olabilmesi için? Atomun çekirdeğindeki proton nötron sayılarına bağlı olarak oradaki bağlanma enerjisi farklı değer olabiliyor. Yani tutunma çekirdeğin güçlü olmayabiliyor. O zaman çekirdek parçalanabiliyor. Parçalanması sonucunda açığa çıkan enerji örneğin e, bu alandaki çalışma sahasıdır. Veya bir hidrojenin bir başka hidrojenle kaynaşarak reaksiyon oluşturması ona da füz, füzyon diyoruz. İşte bu da nükleer fiziğin ilgi alanına girecektir. Nükleer fizik kısaca atom çekirdeğindeki parçalanma, kaynaşma, ışıma bunların hepsini inceleyen bir alt alandır nükleer fizik. Son olarak yüksek enerji ve plazma fiziğinden bahsedecek olursak. Yüksek enerji, şimdi nükleer enerjide de aslında çok güçlü enerji, nükleer fizikte de çok güçlü enerji açığa çıkar ama burada atomu tanıdıkça, atomun çekirdeğini tanıdıkça atomun çekirdeğindeki proton ve nötronu da biraz daha merak edip araştırmaya yönelik çalışmalar sonucunda gelişir yüksek enerji ve plazma fiziği. Biz evren nasıl olmuştur? Örneğin evrenin oluşumu ile ilgili Big Bang yani büyük patlama teorisinin çalışmaları hangi şartlarda yapılır. Örneğin Sön yani İsviçre Fransa sınırındaki, yerin binlerce metrelerce altındaki devasa tüneller içerisinde çarpıştırma deneyleri yapılır ve bu protonlar, elektronlar çarpıştırılarak yüksek hızlara ulaştırıldıktan sonra sonucunda madde nasıl oluşur veya madde yok olabilir mi bu çalışmalar yapılır. Ama bu çalışmaların yapılabilmesi için yüksek enerjiye ihtiyaç var. İşte bu enerjinin ihtiyacını veya evrenin oluşumuyla alakalı çalışmaların yapıldığı, e, incelendiği alt saha yüksek enerji fiziğidir. Plazma ise ne demektir? Bu da maddenin plazma halini inceler diyebilirsiniz ama maddenin plazma hali nedir? Madde bildiğimiz genelde tekrar ede geldiğimiz katı, sıvı, gazdır. Ama bir de maddenin dördüncü hali var. Yani maddeye enerji verirsek, enerji vermeye devam edersek, maddenin nötrlüğünü bozarız. Yani elektron kaybeder. Maddenin elektron kaybederek iyonlaşmış haline plazma hali denir. E, maddenin plazma halinin davranışlarını inceleyen bölümdür. Yani yüksek enerji ve plazmanın bir yan e, alanı gibi düşünebilirsiniz. Burada hepsini tek başlık altında toplamış oluyoruz. Fiziğin alt dallarının termodinamik, elektromanyetizm, atom fiziği, katal fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, mekanik ve optik. Yani bunu e, çeşitli şekillerde isimlendiren arkadaşlar da var. Örneğin ezberlemekte güçlük çekiyorsak kamyonet diye de kodlama yaparak aklınıza tutabilirsiniz. Yani baş harflerini buradan e, aklınıza getirebilirsiniz. Ama baş harfleri yetmeyecektir tabii ki. Çünkü anlattığımız şekillerde içerik noktasında da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Şimdi bir örnek soruyla e, önceki anlattığımız şeyleri şöyle bir toparlamaya çalışalım. Aşağıda verilen alt dallardan hangisinin ilgilendiği konulardan birisi yukarıda verilmemiştir? Buradan sıcak su kaynakları, sıcak su neydi? Termodinamik, ısı sıcaklık, madde enerji geçişi, ısı yalıtımı. Yani sıcaklık kavramı karşınıza çıktığı an hemen termodinamik verilmiştir diyorsunuz. İnşaata makara sistemiyle tuğla çıkartılması. Makara, hareket, kuvvet hemen mekanik diyeceğiz. Buzdolabının çalışması, buzdolabı elektrik elektrik enerjisi verilerek çalıştırılır. Dolayısıyla içerisinde soğutma sistemi vardır ama ilk planda bunun elektromanyetizma diyebilirsiniz. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlemci hızı. Şimdi Buradaki silikon yarı iletken bir malzemedir. Siz buna değişik katkı maddeleriyle iletken hale getirirsiniz. Silikon Maddenin katı halinin incelenmesi sonucunda açığa çıkan bir davranış şekli olduğuna göre katı hal fizidir. Yani yukarıda optikle alakalı bir çalışma görülmemektedir. Bu yüzden doğru cevabımız.